Devlet Bahçeli'yi karşıladık aslında geçtiğimiz dakikalarda ve şu dakikalarda da hem alan dolu vatandaşlar ellerinde bayraklarıyla, sloganlarıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bekliyor. Bizim de yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. Trabzon milletvekili adayı Murat Aksoy. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Trabzon halkı 14 Mayıs için sizlerden neler istiyor, siz neler söylüyorsunuz Trabzon? Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin lideri, kıymetli genel başkanımızın takdirleriyle aday olarak gösterildikten sonra bunu bir şeref nişanesi olarak üzerimize aldık ve sahada bugüne kadar süre gelen çalışmalarımızı daha da hızlandırarak devam ediyoruz. Vatandaşımızın bizden en çok istediği şey, Sayın Genel Başkanımızın dik duruşunu, özellikle 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ardındaki sağlam iradesini bizim de sahada gösteriyor olmamız. Bizler bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar önemli olduğunu, ülkemizin geleceği açısından ne kadar kıymetli olduğunu ve Türk asrının başlangıcında bizim önem verdiğimiz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin savunucusu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yüksek bir oyla seçilmesi için sahada elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda çok güzel karşılıklar alıyoruz. Vatandaşımız gerçekten Sayın Genel Başkanımızın duruşunu çok takdir ediyorlar. Bizler de o duruşu gerçekten sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu bizim Genel Başkanımızın duruşu Türk asrının yeni açılacak kapılarında büyük bir mihenk noktası. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı iradeyle önümüzdeki dönemde ikinci dönemini yaşayacağımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha da ülkemizi yükselterek ileriye taşıyacağı kanaatini vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Ve gerçekten çok güzel karşılıklar alıyoruz. Vatandaşımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccühü oldukça yüksek. Bugün bu yağmurlu havada Sayın Genel Başkanımızı 8 yıl sonra karşılamak için gelen insanlarımız bunun işareti. Trabzon'umuz harekete geçmiş durumda. Bizim sahada insanlarımıza temas etmemizin karşılığını bugün alabiliyoruz. Vatandaşımız akın akın tüm ilçelerimizden merkezimize, Atapark meydanımıza yoğun bir kalabalık şeklinde gelmiş durumda. Sayın Genel Başkanımızı bekliyoruz. İnşallah onun hitaplarıyla Trabzon'umuzun daha da yükselerek oy alabileceğimiz ve milletvekilleri gönderebileceğimiz bir ortam yaşamayı diliyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı daha da hızlandırarak devam ediyoruz. Vatandaşla bir araya geliyorsunuz bu çalışmalarınız kapsamında. Vatandaşlar sizlerden neler istiyor? 14 Mayıs seçimlerine giden yolda Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Cumhur İttifakı'ndan Trabzonlu vatandaşların istekleri neler? Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin daha da yükselerek devam etmesi en çok dilekleri. Bunun yanında vatandaşımızın en çok dilediği şey şu: temas etmek. Yani milletvekillerimizin vatandaşa temas etmesi. Milletvekilliği biliyorsunuz vekalet kavramı. Yani vatandaşımız bir vekalet ilişkisi kurmak istiyor. Aslın kendisi olduğunu hissetmek istiyor. Bu hissi onlarda uyandırmak için de biz kendilerine söz veriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yakın zamanda Trabzon'dan milletvekili olmadığını, bunun bir eksiklik olduğunu, bunu eksikliğin de kapatılmasının bize yeni mecralar açacağını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin bu çerçevede çok daha başarılı icraatlar ortaya koyacaklarını, zira bizim ortaya koyacağımız icraatlar vatandaşa daha çok temas üzerinden geçiyor. Vatandaşımızla daha çok iletişim kurmak ve ben hep şunu söylüyorum, ben Trabzon'da yaşıyorum, 10 yıldır aynı evde oturuyorum ve Ankara'ya taşınmayı düşünmüyorum. Milletvekili olan arkadaşlarımızın da bakış açısının bu çerçevede olması bizim için oldukça kıymetli. Çünkü seçildiğiniz vilayetin sorunlarını anlamanız için orada yaşamanız şart. Burada yaşadığınız zaman o sorunları içselleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla çözüm bulmak için daha güçlü bir irade ortaya koyabiliyorsunuz. Vatandaş da her zaman sizi yanında görmek istiyor. Ankara'da olmak tabii ki önemli. Oradaki meclis çalışmalarında, yasama çalışmalarında önemli görevler almak ve bunları icra etmek çok önemli. Bunun yanında ortaya koyacağınız diğer önemli irade de vatandaşla sürekli yan yana olmak. Onun cenazesinde, acısında, onun düğününde, sevincinde yanında olarak kendilerini yalnız hissettirmemek, seçtiği insanların kendisiyle temas kurduğunu görebilmek istiyor. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir fark oluşturacağı bizim kanaatimiz. İnşallah vatandaşımızın yüksek teveccühüyle biz bu irademizi, bu icraatımızı ortaya koymak istiyoruz.
Efendim bir yandan da artık MHP liderinin alana gelmesine dakikalar kaldı. Kendisi Trabzon'da geçtiğimiz saat içerisinde Trabzon'a geldi. Coşkulu bir kalabalık da var meydanda. MHP liderini bekliyorlar. Evet. Teyzeler, amcalar da oldukça heyecanlı MHP liderini görecekleri için. Alanın için yani bugüne nasıl hazırlandı Milliyetçi Hareket Partisi? Biz şöyle hazırlandık. Bizim sahadaki çalışmalarımızda her gittiğimiz yerde biz tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızı anlatıyoruz. İnsanlar geçen hafta bugün yine yapılan mitingde Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühünü gösterdi. Binlerce, on binlerce insan Trabzon'da Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Biz de oradaydık. Bugün de aynı kalabalık, aynı coşku Sayın Genel Başkanımızı karşılamak için alanlarda. Her gittiğimiz yerde anlattığımız Sayın Genel Başkanımız insanlar tarafından tabii ki ne söyleyeceği merak edilen, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ortaya koyduğu iradeler son derece takip edilen, her daim ne yapacağı merak edilen çok kıymetli bir genel başkanımız var. Bugüne kadar attığı her adımları doğru atan ve bizim yüzümüzü her daim ağartan, geçmişe dair biz hep şunu söylüyoruz. Ülkücülerin söyleyecek sözü utanmayacak bir yüzü vardır. Zira biz utanılacak hiçbir şey yapmadık. Bugün Türk milletinin ardındaki en büyük güç Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Onun da Milliyetçi Ülkücü Hareket'in lideri Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli de vatandaşımızın bu çerçevede teveccühünü kazanmış. İç savaş tehlikesi yaşadığımız bir 15 Temmuz sürecinden ülkemizi çekip çıkartmış. Genel merkezimizin ışıklarını yaktığında bütün dünya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne odaklanmış ve bu çerçevede de vatandaşımız sokaklarda Cumhur İttifakı'nı kurdu. Biz masalarda kurulan bir ittifak değiliz kıymetli Rana Hanım. Biz Cumhur İttifakı çerçevesinde sokaklarda tankların önünde o uçakların mermileri altında kurulmuş çok kıymetli bir ittifakız ve Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade de bu çerçevede çok akis buluyor. Yani hiçbir şey talep etmeden sadece önce ülkem ve milletim diyen, sonra partim ve sonra ben diyen çok kıymetli bir genel başkanımız var. Onu anlamak tabii ki bu devirdeki çıkarcı siyaset mantığının uzağında olmayı gerektiriyor. Bu mantıktan uzaklaşan insanlarımız bu teveccühü gösteriyorlar. Diyorlar ki Sayın Genel Başkan Doktor Devlet Bahçeli gerçekten hiçbir çıkara yaslanmadan, hiçbir beklentisi olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekledi. Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek Türk Devleti'ne verilen destektir. Son Türk Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin geleceğinde de yeni Türk asrının açılacağı, Türk dünyasının da ayağa kalkacağı bir sürece başlangıçtır. Bu çerçevede verilen desteği vatandaşımız çok anlamlandırıyor. Bugün alanda gördüğümüz de bu. Trabzon'umuz biliyorsunuz milliyetçi, muhafazakar özellikleri çok güçlü olan bir vilayetimiz. Bu çerçevede ortaya koyduğumuz siyaset burada akis buluyor. Biz siyasetin üzerinde Türk devletinin varlığını ve bekasını önceleyen insanlarız. Bunun için de elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Sahada insanlarımız, vatandaşlarımız kusura bakmasın sesimiz kısık. Aslında daha gür sesle konuşabilirdik ama sürekli insanlarımıza bir şeyler anlatmak gayretinde olduğumuz için bu noktadayız. Biz bu çerçevede herhangi bir sıralamaya bakmaksızın, herhangi bir seçilme kaygısı olmaksızın Türk devletinin, Türk milletinin geleceği için bir çalışma, bir irade ortaya koyuyoruz. Bunun için de çok kıymetli karşılıklar alıyoruz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in başlattığı gönül seferberliğini bugün görüyoruz. Gerçekten gönüllere girebildiğimizi görüyoruz. Bunun için de çok sevinçliyiz, umutluyuz. Bu seçimin sadece bir tercihten ibaret olmadığını biliyoruz. Bu tercihin bir Recep Tayyip Erdoğan ve diğerleri değil de, bu tercihin bir Milliyetçi Hareket Partisi ve diğerleri değil de Türk Devleti'nin geleceği için bir irade ortaya koymak seçimi olduğuna inanıyoruz. Bir mühür değil sadece bu. Gerçekten yeni Türk asrının, yeni Türk yüzyılının açılacağı kapının aralanacağı bir seçim olacak. Bunun için de vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Onlarla kol kola daha güçlü bir Türkiye'ye yürümeyi hayal ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açık hava toplantıları devam ediyor. Bir yandan da milletvekili adayları bölgesel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşla bir araya geliyor. Vatandaşın derdini yakından dinliyor. Geçtiğimiz dakikalarda da milletvekili adayımız Trabzon milletvekili adayı Murat Aksoy konuğumuz oldu ve Trabzon'da yürüttükleri çalışmaları anlattı. Trabzonlu vatandaşların Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Cumhur İttifakı'ndan neler istediğini söyledi. 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte neler yapılacağını anlattı. Biz de ilerleyen dakikalarda MHP lideri Devlet Bahçeli de artık alana gelmiş olacak. Atapark Meydanı'na MHP lideri Devlet Bahçeli gelecek ve burada da vatandaşla buluşacak. Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli Trabzonlu vatandaşa hitap edecek. 14 Mayıs seçimlerine giden
süreçte Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet için, devlet için neler yaptığını söyleyecek, anlatacak MHP lideri ve 14 Mayıs sabahında eline mührünü alan vatandaşlara Cumhur İttifakı'na, Milliyetçi Hareket Partisi'ne mührü basması için söz isteyecek Cem Açıkgöz. Peki Rana Aydil Özcan, teşekkürler. Şimdi Türkiye'nin terörle mücadelesine gelinen son noktayla ilgili bir başlık açalım. Karşımızda Yiğitcan Aydın bekliyor bizleri. Ben Türk muhabirim ve elbette Türkiye'nin terörle mücadelesine gelinen nokta, son nokta oldukça önemli ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisi eklendi. Dün yine Irak'ın kuzeyinde, Arap bölgesinde oldukça önemli bir operasyon vardı. Aslında Kahraman Mehmetçiğimizin Irak'ın kuzeyinde pençe serisiyle birlikte devam eden ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da yine nokta operasyonlarıyla taşlanan terörle mücadele oldukça etkin. Nedir son durum diyelim, sözü Yiğitcan'a bırakalım. Cem Açıkgöz, Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda başarılı bir şekilde devam ediyor. Zira yurt içine bakacak olursak orada İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Eren Abluko operasyonlarıyla aslında terör örgütlerine taviz verilmezken sınır